Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi ve nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah rabbi vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Evet kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmette en hayırlı kabul etti. Tabiri caizse Taifetul Mansura ve Fırkatul Naci ismiyle zikrettiği Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın özellik ve vasıfları üzerine biraz duracağız. Çünkü gerçekten bulunduğumuz ahir zamanda tabiri caizse her ağzı olan herkes kendisini bir şekilde Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın vasıflarını atfediyor. Diyor ki biz işte Kur'an ve Sünnet'e göre hareket eden bir topluluğuz, biz şuyuz, biz buyuz. Ama çok garip yeri geliyor, onlar da sünnetle çalışıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu sünneti bile itiraz edip onu tevil yoluna gidebiliyor. Veya başkaları Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini bir şekilde sahih olanı bile inkar yoluna gidebiliyor. Herkes bir şekilde kendisini ehli sünnet ve cemaat olarak tarif ediyor. Çünkü sonuçta ehli sünnet ve cemaat kavramını kullandığımız zaman sünnette geçen Nebi aleyhissalatü vesselamın dile getirdiği taifetul mansure yani gerçekten Allah-u Teala'nın kurtuluşa ereceklerini, gerçekten imanlarının kemale erdiğini ve mutlaka kıyamet günü Allah-u Teala'dan yardım alacak olan yeryüzündeyken, hayattayken, ölüm anında, kabir hayatında ve mahşerde de Allah-u Teala'dan yardım alacak, Allah-u Teala'nın inayetine, yardımına mazhar olacak olan topluluk olarak ki nitekim Fırkatun Naciye demek yani kurtuluşa ermiş olan topluluk demek, nitekim yani mesela Melakat hadislerinde de Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin 73 fırkaya bölüneceğini, biri müstesna yani hepsinin ateşte olacağını, buradaki ateşten kastın ulemaca tarif edildiği üzerine ebedi cehennem olmadığını, günahkarlıkları, bid'atları ve hurafelerinden dolayı işledikleri Kur'an ve sünnete muhalif görüşlerinden dolayı bu görüşler küfür ve şirk olmadığı müddetçe bundan dolayı azap göreceklerini ama inayetine, nihayetinde cennete gideceklerine hükmetmiş. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam orada ümmeti kavramını kullanıyor. Bana tabi olan, benim inancıma bağlı kabul ettiği ümmetimden diyor. Ümmet dediği zaman onların kafir olmadığını, Müslüman olduğunu, İslam dairesi içerisinde bir topluluk olduğunu anlıyoruz. Onun için Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Arusi Eşşerhu Şari'a'da 25'te Tirmizi 2643'te Hakim 444'te verdiği bir rivayette onlar yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın biz başta dedik ya Sevadul Azam veya Fırkatul Naciye veya Taifetul Mansure kavramı Peygamber aleyhissalatü vesselam o 73 fırkat hadislerini izah ettikten sonra onlarla alakalı diyor ki Abdullah İbni Amr diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam onların vasıflarını verdi. Onlar bugün benim ve ashabımın bulunduğu hal üzerine olanlardır dedi. Bugün benim ve ashabımın bulunduğu hal üzerine olanlardan kast onlar nedir? Kur'an ve sünnete göre hareket eden, Kur'an ve sünnet dışına çıkmayan, tabiri caizse biz şöyle bunu tarif edeceğiz. Öncelikle Hazreti Nebi Aleyhisselatü, öncelikle Kur'an, sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ondan sonra sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in topluluğuna bağlı olan, onların helal gördüğünü helal, haram gördüğünü haram, bid'at gördüğünü bid'at, hak gördüğünü hak gören ve kesinlikle işte 21. yüzyıldayız, 22. yüzyıldayız demeksizin, Kur'an ve sünnet ilkeleriyle buna bağlı olan, hiçbir şekilde sünneti tevhile götürmeyen, Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl söylemişse o şekilde iman edilen, o şekilde tabi olunan, o şekilde hayatları idame edilen topluluk olarak tarif edilmiş. Bunu Acuri, Şeria 25'te, Tirmizi ve Hakim de müdreklerinde sahihlemiş. Nitekim hadislerde de Nebi aleyhissalatü vesselam bunu farklı yerlerde de dile getirmiş. Onlar bugün benim ve ashabımın bulunduğu hal üzerine olacak olanlardır. Yani ben nasıl bir İslam yaşadımsa ki bunu en güzel ne şekilde anlayabiliriz kardeşlerim? Peygamber aleyhissalatü vesselam siyerini, sünnetini eğer iyi bir şekilde kavrayabilsek, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gittiği yolu iyi anlayabilsek, Resulullah aleyhissalatü vesselam mücadelesi, cihadı, evliliği, devlet hukuku, cemaat hukuku, buna benzeyen bütün kavramlarda yaptığı bütün nasihat ve öğütleri öne alıp onları önemsesek, Allah'ın izni ve inayetiyle burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam vasıflarını verdi o insanlardan biz de bir nefer, bir birey oluruz. Sonuçta hiçbir cemaat ve topluluk %100 hak değildir. Hiçbir cemaat ve topluluk dört dörtlük Kur'an ve sünnete bağlı değildir. Her insanın hatası, her cemaatin yanlışları olmuştur. Önemli olan bu çizgiye en yakın olan olabilmek. Yani sahabeye en yakın bir hayat sürebilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın
getirdi İslam'ı en güzel şekilde ona yakın bir şekilde yaşayabilenler işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını ve niteliklerini verdiği insanlardan olmaktır. Çünkü gerçekten mesela günümüz 21. yüzyıl dediğimiz bu süreçte zaten buna biz ahir zaman diyoruz. Ahir zamanda insanların amelde çok zayıflayacağını, çok gevşeyeceğini, insanların çenesini laf yapacağını ama hayatlarında İslam'ın olmayacağını. Biz de sözün gelimi biz baktığımız zaman sosyal medya mücahit kaynıyor. Ama İslam ümmeti içerisinde bugün Türkiye Müslümanları içerisinde ve toplumun içerisinde halka hitap, vaaz, nasihat, tebliğ ve davet yapan neredeyse insan kalmamış durumda. Demek ki sadece bir insanın söylemde değil, bunun pratikte, amelde, hayatında, tatbik hususunda da hassas olması gerekiyor. Nitekim Allah-u Teala bizim en hayırlı bir ümmet olma vasfımızı, bizim iyiliği emretmemiz, kötülükten insanları sakındırmamız, bir de gerçek anlamda tam bir teslimiyetle iman etmemizden kaynaklandığını ayet-i kerimelerde söylüyor. Allah-u Teala da bizim yaratılış amacımız ibadet ve kulluk ve taat olduğunu, burada özellikle kulluğu ve taat veya ibadet veya teslimiyeti tarif ettiği zaman, bir Müslüman eğer kulsa, kul efendisinin emrinden çıkamaz. Kul, kulun manası zaten az buçuk anlıyoruz. Türkçe'de köle demektir. Köle nasıl oluyor da sahibine muhalefet etsin, sahibine karşı gelsin? İmkanı yok, olacak bir şey değildir. Onun için Allah-u Teala yeryüzüne yarattığı her varlık, her canlı onun kuludur. Onun kulu olan ona tam bir teslimiyet gösterir. Onun gönderdiği ne Resulü, ne Nebi, ne vahiy, ne de sünneti ne yapmaz? Aslında ne tartışır, ne tartışmayı açık tutar, ne de kendi nefsine ve egosuna arz eder. Direktmen teslim eder çünkü imanın bir gereği de nedir? Kişinin tam anlamıyla teslim olması. Bununla alakalı bu ifadede bildirilen alametler aslında Taifetul Mansuriye, Mansura veya Fırkatul Naciye kavramının aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yolunda giden Kur'an ve sünnete bağlı olan hiçbir bid'at ve hurafa uydurmayan, hiçbir şekilde egosundan, hevasından dine bir şey katmayan insanlar demek. Eğer birileri nefsine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muhalefet ediyorsa, diyorsa valla biz işte efendim tamam sahabe tabi'in böyle diyor ama biz bunları da yeri gelir dinlemeyiz dediği zaman bu adam bu vasf olunan ehli sünnet ve cemaat sahabe tabi'in ve etba'u tabi'ini takip ve tatbik hususunda uyan topluluk olmaz. O zaman onlar da Fırkatul Naciye veya Taifetul Mansure olmaz. Mutlaka Nebi Aleyhisselatü Vesselam özellik ve vasıflarını vermiş. Çünkü Allah'ın Resulüne Allah-u Teala gaybden haber vermiştir. İleride ahir zamanda bu ümmetin içinde çıkacak bütün fitnelerden haber verdiği için bizi de bu konuda çok uyarmıştır. Aslında nasıl biz burada çıkıyoruz, sohbet ve dersler yaptığımız zaman bu konuları işliyoruz. Allah'ın Resulü onun döneminde olmadığı halde ileride olacak olanlar hususunda sahabeyi uyarmış ki onlar da o nakilleri bize ulaştırsın. Yarın biz onlarla karşılaştığımızda kıyamet günü Allah-u Teala demeyelim. Ya Rabbi biz bilmiyorduk da biz bu hataları işledik. Biz bilmiyorduk da şu hususta nasihati dinlemedik demeyelim diye Allah-u Teala bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gayri matlu vahiyle haberler vermiş. Allah'ın Resulü de bunları hepsini bize istisnasız göndermiş. İnan bazen hadislerde var. Mesela bakıyorum diyor ki sizden kimse koltuğuna yaslanıp işte önünde Kur'an-ı Kerim bulunurken ben bu Kur'an'da olanı kabul ederim. Onun dışında olan bir şey Kur'an dışında olanı kabul etmem yani sünneti inkar ederim demesi. Demek ki o zaman kimse bunu söylememiştir. Ama Allah'ın Resulü biliyor ki bir gün deist maalizm çıkacak ve bu insanlar İslam'ı tahrife kalkışacak. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde aslında havariş de yoktu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde dediğimiz mürciye kavramı da yoktu. Kaderiyeciler de yoktu. Şurcular burcular yok. Ama hepsiyle alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize münebbihatlar, tavsiyeler, uyarılar ulaşmış. Demek ki Allah'ın Resulü bizi uyarmak istemiş. Bizim haktan yana nasipsiz kalmamamız açısından gerekli olan bütün uyarıları yapmış. Nitekim Enes bin Malik, Af bin Malik yoluyla gelen bir rivayette de şöyle demiştir. Onlar o yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Fırkatul Naciye veya Taifetul Mansure kavramını dillendirirken onlar cemaatin ta kendileridir demiş. Burada kast ondan ulemanın cemaat kavramını tarif ettiklerinde alimler ve sünnet tarif edilmiştir. Alimlere itaat eden ve sünnete sarılan topluluk demektir. Yoksa cemaat kast ondan budur. Çünkü onların başında yani o asr-ı saadet cemaatinin başında Nebi Aleyhisselatü Vesselam var ve bütün sahabe ona danışıyor. Kimse ona karşı bir edepsizlik yapmıyor. Yani münafıkların girişimleri bir yana o zaten Allah-u Teala bize İslam şeriatını ve hukukunu
göstermek için onlara mühlet ve müsaade etmiş. O şekilde biz dini tam anlamıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan tatbikiyle öğrendik. Mesela Resulullah aleyhissalatü vesselamın diliyle İslam'a karşı muhalefet edene karşı tutumunu bize öğretmiştir. İslam'a karşı bagi olan, isyan eden insana karşı şeriatın yapması gereken hukuku Resulullah aleyhissalatü vesselam öğretmiştir. İrtidad edenin irtidadıyla alakalı hukuku da öğretmiştir. İslam hukuku hiçbir şeyi noksan bırakmamıştır. Hatta İmam Malik'in çok güzel bir sözü vardır. Öncekiler sonrakilere İslam'dan bir şey bırakmamıştır. Eksik yani. Her şey tas tamam onlara ulaşmış. Kurtulmak isteyen öncekilerin yoluna uysun diyor. Çünkü öncekilerin yoluna uyanlar ancak fazilet ile Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uymuş olur. Sonrakilerden işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunu unuttu da Estaizu Billah Peygamber'in sahabesi şunu 1450 senedir hatan yaptı da ben buldum diyenler aslında yani bir noktada iki ayaklı şeytanlar ve ifritler ve İslam içindeki truvatları veya ihanet şebekeleri olarak tarif edilen topluluklardan başka bir şey değildir. Aynı keza başka bir rivayette de Ebu Umame yoluyla gelen rivayette de o şöyle demiştir. Sevadul Azam büyük çoğunluktur. Sevadul Azam büyük çoğunluktur derken kardeşlerim mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaviye ve diğerleri yoluyla gelen sahih hadislerde de benim ümmetimin uleması yani alimler kastedilmiştir. Hiçbir zaman unutmayın. Ve sahabeden de kastolunan gene yani İrşad veya aynı keza fetva merci diyebileceğiniz derecede fakih olan sahabe kastedilmiştir. Batılda icma etmez demiştir. Bugün bütün Müslümanların icma ettiği topluluk nedir? Dört mezhep imamlarıdır ve onlara faziletle uyan alimlerimizdir. Ve aynı keza onlar gibi mezhep kurup mezhepleri kaybolmuş ama çizgileri Kur'an ve sünnet olan ulemadır. Onlar da kimlerdir? İmam Şafii'dir, İmam Ahmet'tir, İmam Malik'tir, İmam Ebu Hanife'dir. Onun için İslam alimleri şunu söyler. Der ki furu'da yani İslam'ın inceliklerde işte abdesttir, namazdır, işte efendim zekatın verilmesindendir, işte evlilik hukukundandır veya boşanma, talak meseleleridir. Buradaki ince furu dediğimiz küçük inceliklerden dolayı asla ve asla hiçbir insan dememeli ki ya Hanifiler buradaki şey batıldır da benim tabi olduğum mezhebin dediği doğrudur veya filan mezhep yanlış söylüyor da bu doğrudur. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki furu dinin kendisi değildir. Teferratlar, inceliklerdir, izahatlardır. Buralar farklıdır ama genelde usulü din dediğimiz konularda bu dört mezhep icma etmiş. Bu dört mezhep derken dört insan yok bu işin içinde. Tahminen takriben belki yüz binlerce alim var. Ve bu yüz binlerce alim bu konuda icma etmişse bu istikametli ve isabetli bir görüş ve düşüncedir. O zaman buna karşı gelmek, buna itiraz etmek Peygamber aleyhissalatü vesselam düşüncesinin dışına, sünnetin dışına çıkmaktır. Bunların aksi olan bütün görüş ve düşünceler sadece İslam'ın yorumlarıdır. Bak ben size hiçbir zaman şunu unutmayın derim. Bugün dünyada muazzam görüşler ve fikirler var. Din adına da her gün yeni fikirler ve idollar ortaya çıkıyor. Birileri çıkıyor, saçmalıyor, maksat toplum içerisinde, sosyal medyada bir yerlerde parlamak adına ve uğruna kendilerini ateşe atıyorlar, ahiretlerini yıkıyorlar. Böyle insanlar türüyor. Ama şu bir gerçek, bu hakikat onların ortaya attığı her görüş onların sadece yorumudur. Ve o yorum da İslam'ın kendisi değildir. İslam'ın kendisi olan Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete mutlak bir şekilde bağlı olan görüş ve içtihatlardır. Onun dışındakiler hepsi fasofisodur, boştur, batıldır, hükümsüzdür. Bugün bunu anlamak lazım. Onun için Ebu Umame Rahimullah diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbni Ebi Asım El-Sünne'de El-La'ika 151'de ve 68'de böyle demiş. Demiştir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hadislerinde bu ümmet 73 fırkaya bölünecek biri müstesna hepsi ateştedir sözünden kast olunan neymiş? Sevadun azam büyük çoğunluktur. Bugün dünyada 2 milyar Müslüman varsa kardeşlerim bunun 1,5 milyarı rahat 4 mezhebe mensuptur. 4 mezhebe mensuptur yani en büyük çoğunluğa mensuptur. İçinde yani bid'i de olan, bak bid'at ehli olan topluluklar varsa da küfre düşmemiş ehli kıble olan topluluklar da var. Ama bir de kendisiyle İslam arasında uçurum sokmuş olan gullatlaşmış, küfrü mutlaklaşmış topluluklar var. Mesela Ahmet Kadyan'ın Kadyaniliği gibi veya Bahailik gibi veya Durzilik gibi, Nusayrilik gibi böyle topluluklar. Veya bizde bir takım Alevi toplulukları namazı, zekatı, haccı, bütün İslam'ın emirlerini inkar ediyorlar. Guslu bile inkar ediyor. Diyor ki yani adam diyor ki ya işte efendim senin bir çuval salatalığın var da efendim bir tanesi kirlenirse hepsini mi yıkayacaksın derken bile guslun hepsini inkar eden İslam'ın emir hükümlerini inkar eden topluluklar var. Bunlar artık gulattır yani. Bunlar artık küfür mutlak olandır.
Ama bir de ne vardır? Bid'at ehli olanlar vardır. Biz de onlara ehli kıble deriz. İlki olarak da ehli kıblenin küfrüne hükmedebilecek merci alimler, kadılar, şarilerdir. Kişiler o şahıslar değildir. İnsanların küfrüne ancak İslam hukukunda. Çünkü mesela şöyle bir kaide vardır. Aslında bugünkü Müslümanların da anlamadığı bir konudur. Anlatırken de anlatamadığımız bir konu. Tekfir meselesi aslında usulü dinden olsaydı, ki usulü din olmadığı konusunda icma-i ümmet var ya, icma-i cumhur da var. Hiçbir İslam alimi cahil bir insan tekfirinin caiz olduğunu söylemez. Ancak insanlar kendileri söyler. Mesela bir takım topluluklar vardır. Alimlere tabi olmazlar. İlim sahiplerinden istifade etmez. Kendi kafasından der ki kalkan oturan, mesela bir ayakta duran oturandan fetva almaz. Yok öyle bir şey. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de sizden bir kısım arkada ne yapsın? İlimle meşgul olsun ki cihada giden veya mücadele gidenler orada hata edip de aşırılığa yönelirlerse de onları tebliğ ve ıslah konusunda görev ve sorumluluklarını yapsınlar diye. Bir kısmının ilimle meşgul olması Allah'ın ayetiyle Müslümanlara farz kılınmış. O da fakih ve ulema içindir. Onlar yöneticilerdir. Hatta İslam'ı ayakta tutanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam yeryüzündeki varisleri ulemadır, alimlerdir. Ki bu hem ayetle sabittir hem sünnetle sabittir. Ondan dolayı sevadul azam büyük çoğunluk ehli hadis dediğimiz ehli sünnet ve cemaat uleması anlamında kullanmış. Bunu da alimler bu şekilde zikretmiştir. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam bu sahih sözleri birbiriyle ittifak eder, ihtilaf etmez. İmam Acuri rahimullah bu hadisleri izah ederken şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fırkatul naciye kimdir diye sorulduğunda şunları sıralamıştır. Onlar bugün benim ve ashabımın bulunduğu hal üzerine olan o kimselerdir. Başkasında onlar sevadul azam bu ümmetin çoğunluğudur. Öbürü de onlar cemaatin ta kendisidir diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam vasıf ve niteliklerini aslında vermiş. Yoksa baktığınız zaman hadisler sanki farklı şeyler söylemiyor. Hadisler birbirini bütünleyen peygamber tarifidir. Ehli sünnet ve cemaat, sevadul azam, fırkatul naciye kimdir dediğinizde ehli hadis olan, sünnete mutlak bağlı olan, Kur'an anayasası iken sünnet de onun anayasasıdır. Çünkü İmam Şafii'ye göre ve diğer ehli sünnet ve cemaat ulemasına göre de biz Kur'an ve sünnete tabiiz. Biz sadece Kur'an'a tabi değiliz. Biz bir de sünnete tabiiz. Çünkü Allah-u Teala id'at kavramını dillendirdiğinde Kur'an'da mutlak olarak sadece Kur'an'ı zikretmemiştir. Allah'a id'atı da zikretmemiştir. Eti'ullahu ve Resuluhu demiştir. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Onun Resulü nedir? Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam'a itaat neyle olur? Kur'an, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini, siretini ve ondan bize ulaşmış nasihat ve öğütleri almakla olur. Ondan dolayı aleyhissalatü vesselam İmam Acur diyor ki bu sözler arasında bir fark yoktur. Taifat-ı Mansura bir cemaattir. Abdullah İbni Mes'ud'un tarif ettiği üzerine bir cemaattir. Cemaat hakka uyan kimselerdir. İsterse tek bir fert olsun, isterse üç, istersen on fert olsun, isterse binlerce fert olsun. Onlar hakka yani Kur'an'a ve sünnete uydukları müddetçe Allah'ın razı olduğu bir çizgi hayat, bir çizgi üzerine bir hayat sürdükleri müddetçe onlar taifetul mansure, fırkatul naciye, Allah'ın hoşnut olduğu, Kur'an'da vasıflarını verdiği sahabeyle, sıdıklarla, şehitlerle ve Resuller ve Nebilerle kıyamet günü haşr olunacak ve onlarla beraber kurtuluşa erecek olan topluluktur diyor. Nitekim Amr bin Meymun el-Eydi rahimullah şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Muaz bin Cebel radıyallahu anh bize geldiğinde onu görür görmez sevgisi gönlüme düşmüştü. Şam'da onu toprağa verene kadar ondan ayrılmadım. Muaz bin Cebel'den sonra insanların en fakihi Abdullah İbni Mes'ud ile arkadaşlık edip ondan ayrılmadım. Abdullah İbni Mes'ud'un namaz vakitlerine geciktirilmemesi hakkındaki sorulduğunda o şöyle dedi. Evlerinizde dahi olsa namazlarınızı vaktinde kılınız. Onlarla kıldığınız namazları nafile sayınız diyor. Yani sen diyor tek başına evinde kıl, onlarla derken artık kimlerse, burada kastettiği kimlerse belki ehli bid'a olan topluluklardı. Onlarla kıldığınızı da diyor siz nahfile sayın diyor yani. Hiçbir şekilde yani namaz konusunda ne yapmayın. Mesela ben evde namaz kıldım, gittim cemaat hazırsa, eğer istersem onlara da tabi olur, onlarla da o namazı kılarım. Biri nahfile olur, biri farz olur diyor. Yani aslında ibadetten hiçbir zaman Müslümanın ne yapmaması lazım? Gevşeklik, pasiflik göstermemesi lazım. Nitekim Abdullah İbni Mes'ud şöyle dedi. Bugün cemaatin geneli cemaatten ayrılmaktadır. Cemaat tek başına da olsa Allah'a itaat olan ve onun emirlerine uygun hareket etmendir buyurmuştur.
büyük alim Ebu Şame Rahimullah Abdullah İbni Mes'ud'un sözünü dile getirerek şöyle demektedir. Cemaate bağlılıkla ilgili Allah ve Resulünün emri mutlaktır. Onu kastedilen mana hakka tabi olmaktır. Ondan ayrılmamaktır. İster hakka tabi olanların sayıları bakımından az, muhalefet edenler çok olsun. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun ashabının oluşturduğu ilk cemaattir. Onlardan sonra meydana gelen ehli batıl ne kadar çok olursa olsun onların çokluğunda ihtilaf edilmez diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinden kast olunan onun sahabesidir, onun yolunda gidendir, hak olan çizgidir. Velev ki 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi onlar Kur'an ve sünnete bağlı kaldıkları müddetçe onlar da Taifatul Mansura, Fırkatul Naci olarak tarif edildiklerini söyler. Ebu Şame el-Ba'is el-İnkarul Bidah 22'de böyle söylüyor. İmam İbnül Kayyim rahmetullahul aleyh Ebu Şame'nin rahmetullahul aleyh hakkında bu sözlerin yerine bularak şöyle demektedir. Ebu Şame rahmetullahul aleyh bu ifadeleri ne kadar güzeldir. Akıl sahibi, akıllı bir cemaatle kastedilen tek başına olsa hakka uygun hareket eden kimsedir. Bu taife Resulullah aleyhissalatü vesselam hadislerinde hak üzerine zahiren olmaya davet edilecek olan topluluktur diyor. Şeklinde kullandığı kimsedir. Taife lafzı cemaat için kullandığı gibi bir tek fert için de kullanılmıştır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbn-i Kaymer Cezvi Rahimullah diyor ki yani burada kast olunan cemaat kavramı yani bir kişi de olabilir, bin kişi de olabilir. Yani aslında cemaat bir kişiden oluşmaz. Cemaat bir kişiden oluşma kastını burada söylediği nedir? Eğer sen bir beldede bid'atçı, taif yani bid'at ehli olan topluluklar veya cemaatler içerisindeysen bile Kur'an ve sünnette uygun bir hayat sürüyorsan tek başına da olsan o yolu sürdür. Yani o Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılma. Çünkü sonuçta Allah-u Teala nezdinde çokluk değil. İnsanın çizgisinin hakkaniyeti daha önemli, daha müteber, daha usullüdür diyor. Hatta mesela İbn-i Kayyım bu konuyu da çok güzel dile getiriyor. Baktığınız zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde de yani Aleyhisselatü Vesselam 3 kişi bir topluluk olarak bir yola çıktıkları zaman aralarında birini imam tayin etmelerini özellikle emretmiş. Hatta şunu da söylemiştir, demiştir ki 3 kişi bir yola çıktığı zaman aralarında birini imam tayin etmeden yolculuk etmeleri helal olmaz demiştir. İlle biri onların sözü, onun sözü onların sözünün üzerinde olacak. Ona itaat edecekler, onun sözünü dinleyecekler ama buradaki kast olunan o itaat kavramı Allah-u Teala'nın dinini yaşama, namazlardır, ibadetlerdir, şer'i usul, şer'i prosedürdür, şudur budur bunları tatbik uygulanma meseleleridir. Onun için İbn-i Kayyım Rahimullah öyle diyor. Yoksa İslam hukukunda bir kişi bir cemaat değildir. Cemaat kavramı 3 kişiden aşağı olmaz. 3 Müslüman bir araya gelecek, Kur'an ve sünnet ölçülerinde bir arada kenetlenecek, aralarında birini emir tayin edecek. O şekilde cemaat vasfı onlarda oluşur. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın cemaatle alakalı emirleri yerine getirilmiş olur. Yoksa bir Müslüman evinde müferit bir hayat sürerek nasıl olsa işte ulema burada kastettiği bir kişi olmaktır, yeter ki hak olmaktır vesaire derse bundan da bu hükmü çıkarırsa burada çok büyük bir hata oluşur. Bu da sünnete aykırılık arz edecektir. Onun için İbn-i Kayyım el-Eygâsetul Lahfen 1. cilt 69'da böyle demiştir. İbn-i Kuteybe Rahimullah taife ile alakalı, taifetul mansura ile alakalı şöyle demektedir. Taife en az 3 kişiden oluşur dediler. Bu sözün sahipleri hata etmemişlerdir. Zira taife 1 kişi 3 kişi daha fazla kişi için kullanılmıştır. Çünkü taife bir parça, tek parça manasına gelmektedir. Bazen parça topluluktan meydana gelebilir. Allah-u Teala'nın kitabında da bununla alakalı olarak Nur Suresi 2. ayet-i kerimede müminlerden bir topluluk da onlara yapılan ahde şahitlik etsin. Buradaki topluluk 4 kişi. 4 kişi, 2 kişinin bir topluluk olarak tarif edildiğini ve bunların şahitliğinin şart olduğunu söylemiş. İşte bunu da İmam Kuteybe Rahimullah ki bu fıkıh alanında büyük bir alimimizdir. Kendisi bunu bu şöyle söylüyor. Bununla en az 1 veya 2 kişinin onların azabına şahitlik olmaları kastedilmiştir. Yani cezalandırma veya bir konuda bir anlaşma arada metini tutan, kaydı yaptan, zaptı yapan mutlaka mesela bize göre cezalar farklı müeyyitelere mesela zina meselesinde 4 şahitten aşağı kabul edilmediği gibi başka konularda 2 şahidin şahitliği yeterli görülmüştür.
Onun için en azından iki kişinin ona şahitlik etmesi, bu nikah meselesinde de olduğu gibi, onun için İbn-i Kuteybe taife kavramını cemaat kavramından ayrı olarak kullanmış ve demiştir ki en az üç kişi oluşur demek hatalıdır. Çünkü cemaat kavramı üç kişiden aşağı olmaz ama taife veya grup veya topluluk anlamda kullandığı zaman iki kişi de bir topluluk olarak kabul edilmiştir. Netice olarak taifetul mansurenin hadislerden geçen cemaat olduğu şüphe yoktur. O büyük çoğunluktur. Çünkü cemaatin kendisidir. İbn-i Hibban'dan gelen bir rivayette rahmetullahul aleyh şöyle demiştir. Cemaat ile ilgili emir umum lafızlı olarak gelmiştir. Yani cemaat ile ilgili Allah'ın Resulü'nün emrettiği konu umumidir. Nasıl umumidir? Bütün Müslümanları bağlar. Yani onun farziyeti farzul kifaye değildir. Farzul ayn'dir. Her Müslüman için bu farziyet geçerlidir. Mesela bir Müslümanın sohbetten istifade etmesi, alimlerden istifade etmesi, ilim meclislerine gelmesi, oradan kendine bir pay alması onun üzerine Allah'ın bir farzıdır. Ve bu farzdan namaz gibidir ve diğer ibadetler gibidir. Çünkü o Müslüman mutlaka İslam'a hizmet etmekle mükellef, İslam'a hizmetin de kişisel olmadığını mutlaka insanların el birliğiyle, kuvvet birliğiyle bunu yapmaları gerektiğini de bildirmişlerdir. Evet, İshak bin Ruvay Rahimullah şöyle der. Cahil kimseler sevadul azam nedir dersen onlar o insanların cemaatidir derler. Ama gerçek cemaat Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetten sımsıkı sarılan bir alim ve onunla beraber olan kimselerin cemaatidir diyor. Yani onun öyle olduğunu da bilmezler. İbn-i Hibban 8. ciltte 44 hadis numarasıyla bunu bu şekilde vermiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu bu şekilde tarif ettiğini söylüyor. Onun için gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam Fırkatul Naciye kavramını çok güzel izah etmiş. Biz de yeter ki onu alalım. Çünkü alimler bu konulardaki uyarıları da çok önemlidir. Nitekim bununla alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayette o İsrail onların başına gelen şeylerin aynısıyla adım adım bu ümmetin başına mutlaka gelecektir demiş. Onlar içerisinde aleni olarak annesiyle fuhuş yapsalar mutlaka bu topluluk da yapacağını söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun böyle olacağını söylüyor. Biz de diyoruz ki sadak ne ya Resulullah? Gerçekten Resulullah aleyhissalatü vesselam doğru söyledi. Bugün biz bu pislikleri hepsini yaşıyoruz. Her gün kulağımıza türlü türlü razilik ve kapazelik geliyor. İsrailoğulları 71 fırkaya ayrılacaktır. Ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Onlardan biri müstesna, diğerleri ateştedir buyurmuş. Onlar da demişlerdir ki ya Resulullah kurtuluşa erecek olan fırka kimdir? O da şöyle buyurdu. Onlar bugün benim ve ashabımın bulunduğu hal üzerine olanlardır diyerek aslında Kur'an ve sünnette ve sahabeyi taklit edenlerin gerçekten yarın kıyamet günü kurtuluşa erecek olan topluluğun ta kendisi olduğunu söylüyor. Onun için gerçekten bu meseleler Müslümanlar için çok önemli kardeşlerim. Bu meseleler o kadar önemlidir ki bir Müslümanın mutlaka ve mutlaka yani bu kavramın üzerine iyi düşünmesi gerekiyor. Biz amaç ve gayemiz Kur'an ve sünnete uygun bir hayattır. Kur'an ve sünnetin istediği şekilde bir önümüze bakmak, üzerimize düşeni yerine getirmektir. Onun dışındakinin yani bize bir faydası veya bir eksisi yoktur. İnan kim Kur'an ve sünnete hakkıyla sarılır, Kur'an ve sünneti kendisine rehber ve önder edinse, bir adam da bid'at ve hurafeleri de koysun İslam'ın içine ve o daha çok ibadet etsin, o daha çok çırpılsın, daha çok mücadele versin. Belki istikamet sahibi olan, Kur'an ve sünnete tabi olan, farzlarını hakkıyla yerine getiren, nafilelerde de gücü nispetinde gayret gösterenin ondan önce cennete gireceğinin vadi ve mutlak kazancının bu olduğunu da sünnet açıkça söylüyor. Çünkü bid'at ehlinden Allah-u Teala razı olmadığını ama şeytanın razı olduğu bilinen bir hakikat. Mesela düşünün ki sosyal medyada boyuna duruyor. İşte 3 ayların başlangıcında ilk çarşamba akşamı yarın işte efendim 20 rekatlık bir namaz var. İlk rekatında şunu şunu okuyun bunu okuyun. E kardeşim İmam Ebu Hanife bilmiyor, İmam Şafii bilmiyor, İmam Ahmed bin Hanbel bilmiyor. Kimse bilmiyor, bu adam uyduruyor işte. Bu adam bu namazı uyduruyor. Sen desen ki bu bid'attır, uydurmadır. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatında bu namazı duymadı. Allah'ın Resulü duymadı, sahabe duymadı, tabi'in ve etba'u tabi'in duymadı. İmam Şafii Ahmed bin Hanbel duymadı. İmam Malik Ebu Hanife duymadı. Ya sen bunu nasıl uyduruyorsun deyince falan kitapta okudum, falan kimsenin dipnotunda rastladım diyerek bunu bile bir ranta paraya çevirme yollarını arayan
böyle belam zihniyetli insanlar vardır. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Fırkatul Naciye, Taifatul Mansure kavramını tarifi üzerinde üç şekilde onları üç vasıfla nitelendiriyor. Onlar benim ve eshabımın bulunduğu hal üzerine yaşantı ve metotta beni tamamen bana tabi olanlardır. Onlar cemaatin kendisidir. Onlar büyük çoğunluktur diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları onlardan ayıran özelliktir. Bugün eğer İslam hukuku ve İslam tarihinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sahabe, tabi'in, İmam Ebu Hanife, İmam Ahmed, İmam Malik gibi veya İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Şafii gibi alimlerin yapmadığı bir şey birileri iddia ediyorsa biz biliyoruz ki bu uydurmadır. Bu nefsi bir fiildir, fevri bir davranıştır. Bizim bunu tutmamız, desteklememiz söz konusu olamaz. Eğer biz bu ibadeti yaparsak biz aslında sahabe, tabi'in ve etba-ı tabi'in topluluğuna muhalefet eden bid'atçılar oluruz. Çünkü İslam'ın sümaşı, İslam'ı boşu verin. Allah'ın da uydurulan bir namaza ihtiyacı yoktur yani. Onu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala li kul ashabi kul ecma'in ve şuhedai ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha. Tamam, salavat.